Cumhurbaşkanı Erdoğan Çanakkale'de gerçekleştirilen ezineli Yahya Çavuş belgeselinin galasında e, gençlerle bir araya geldi. Çanakkale Köprüsü'nün açılışının 18 Mart tarihinden önce olabileceği müjdesini verdi. Erdoğan ABD'nin S-400 konusundaki tutumunu eleştirdi. 18 Mart Köprüsü dünyada bir numara. 6 dakikada bir yakadan bir diğer yakaya geçmek suretiyle adeta zamanı durdurduk. Ya zaten kabiliyet burada. Biz kaynak ürettik. Burası inşallah 18 Mart'a bile kalmadan daha önce buranın açılışını yapacağız. Adeta dalga geçmek suretiyle bu yapılamaz. Bunu demişlerdi. Ama bunların hayal dediklerini elhamdülillah biz gerçeğe dönüştürdük. Pentagon neyse benim ülkemin milli istihbaratı Pentagon'dan daha ileri olması lazım. Şimdi milli savunma sisteminde düşünün. Göreve geldiğimizde terörle mücadele edeceğiz ve ilk Amerika seyahatimde o zaman bize insansız hava aracı verme noktasında vermiyorlardı. Türkiye savunma sanayinde yüzde yirmi iken yerli şimdi yüzde seksene çıktı. Kendimize Yeter hale hamdolsun geliyoruz. İşte bakın Rusya'dan biz S-400 aldık. Amerika bunu geri iade edin. Tabii kendilerine biz şunu söyledik. Yani biz niye geri iade edelim? Siz bize verdiniz de biz almadık mı? Hem vermeyeceksin. E biz de başımızın çaresine bakacağız. E Ruslardan böyle bir teklif bize geldi. Oradan aldık. Siz veriyor musunuz? vermediler. Bakın F-35'ler meselesi var. Yine bize aynı yanlışı yaptılar. Ve biz F-35'lerde 1 milyar 400 milyon dolar ödeme yaptık ama F-35'ler bize verilmedi. Bunlar bizi en sonunda ev sahibi yapacaklar. Bay Kemal cumhuriyete ihanettir diyor. Ya bu ne saf dilliktir. Kendi ittifakları içinde de birbirlerine giriyorlar. Birisi hayır diyor. Birisi de çıkıyor, geçmişten kalan tekerlemesini yapıyor. Kim o? Terörist başı. Sınırlardaki korumayı biz Bay Kemal'e sorarak yapmayız. Bay Kemal şunu bir defa bilecek. Biz Cudi'de teröristleri gömdük. Biz Gabar'da teröristleri gömdük. Tendürek'te teröristleri gömdük. Besler Deresi'nde teröristleri gömdük. Sınırın içinde gömdük, sınırın dışında gömdük.